Gittin, ümmetin çaresiz kaldı, öksüzler, yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne inmesi, Üstad onu tavziftir deyip çok geniş detaylı bir şekilde ele alıyor. Biz de onu genişçe ele alıp incelemiştik. Ancak asıl temel olaraktan tavzifin altını açtığımız zaman onun içerisinde önemli vazifeyle görevlendirilmiş olmak olarak gelmiş olmasındaki en önemli faktör Hazreti Adem'in ve Havva'nın cennetten çıkması, zürriyettir desek, nikahtır desek, evliliktir desek yanlış söylemiş olmayız. Yani Hazreti Adem cennetten zürriyet için, nikah ve evlilik için gelmiştir. Yani tabiri caizse buraya evlenmeye gelmiştir. Nasıl? Biraz daha açayım. Cennette tenasül yoktur. Cennette artma, nesil, çoğalma olayı yoktur. Hazreti Adem o yasak meyveden eğer yemeseydi, Hazreti Adem'le beraber, Havva ile beraber Hazreti Adem mutlu bir şekilde uzun bir ömür süreceklerdi. Ancak orada çoğalma olmadığı içindir ki, artma, zürriyet durumu, doğum olayı olmadığı içindir ki, bu olay sadece ikisine münhasır kalacaktı. İkisiyle alakalı olacaktı. Onun içindir ki Hazreti Adem baktı ki, eğer yemeyip ayet-i kerimede وَلَا تَقْرَبَ هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ şu ağaca yaklaşmayın ey Adem ve Havva, yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Kusurana uğrayan, zarar etmişlerden uğrarsınız. Hazreti Adem iki noktayla karşı karşıya kaldı. Ya o ağaçtan yemeyecek, Hazreti Havva ile beraber ikisi beraber kalacaklar veya asıl aslında hikmet-i ilahi olan, murad-ı ilahi olan, Allah'ın da istediği olan dünyaya gelecekler. Adına zahiren bir nefse zulmetme, cennetin nimetlerinden mahrumiyette olmak, kusurana uğramak, sürgün, adına ne derseniz deyin. Ama en önemli meselesi böylece dünyaya iki kişi olarak gelerek tekrar milyarlarca dönüş yapmış olması. Çünkü Hazreti Adem baktı ki zürriyetinden başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyetin gelecek olmuş olması onu o yasak meyveye yaklaştıran sebep oldu. Tıpkı Diyarbakırlı Ebu Bekir-i Kani'nin ifade ettiği gibi özellikle 3. ve 4. kıtalarında Gubar-ı payine almam cihanı ya Resulallah, değişmem muyine heftu asumanı ya Resulallah, duyunca makdemi teşrifin sulhu pakinden Adem, değişti habbeye bağ cinanı ya Resulallah. Yani ayağının tozuna cihanı verseler almam, saçının bir teline 7 cihanı verseler, dünyayı verseler almam. Hazreti Adem duyunca, kendi neslinden, zürriyetinden senin gibi bir şahsiyetin geleceğini duyunca, habbeyi, ki habbenin iki anlamı var. Bir muhabbet manasına, sevgi manasına, diğer de habbe dediğimiz tohum manasına. Adeta Allah'ın muhabbeti, mahbubiyeti, habibiyeti, sevgisi sanki maddi şekle girmiş hububat olmuş, habbe olmuş, tohum olmuş, maddi hayatımızın devamını o şekilde sağlıyor. Ve böylece o meyveden yedi, dünyaya geldi. Hocaya soruyorlar, hocam keşke atamız Adem o yasak meyveden yemeseydi dünyaya gelip de bunca sıkıntılar, adeta elest bezmindeki kalu bela, elestü bi rabbikum kalu bela, o bela dediğimiz maddi manevi mecazi hakiki belamızı bulmasaydık şu şekilde diye şikayette bulununca hoca öyle diyor, evladım diyor, bak diyor, dünyaya gelirken Adem ve Havva annemiz ve babamız iki kişi geldiler. Ama bak dünyadan giderken milyarlarca gidiyorlar. Kim daha karlı yavrum? Elbette ki iki gelip de milyar giden daha karlı. Hazreti Adem daha karlı. Çünkü iki geldi dünyaya, giderken milyarlarca gidiyor. O da Efendimiz gibi, nice peygamberler gibi milyonlarca milyarlarca
değerli şahsiyetlerle beraber gidiyorlar. Farsın döküntüler arada olsun, onlar önemli değil. Onlar gübrelik mesabesinde. Şimdi burada işte zürriyet olayı, çoğalma olayı dünyada başlıyor. Dünyada bu olay başlamış oluyor. Ondan dolayıdır ki onların dünyaya gelişimindeki çocuğun olması, çocuk durumu, ondan dolayıdır ki Cenab-ı Hak kızlarda 8-12, erkeklerde 12-15 yaşları arasında mükellefiyet ve sorumluluk başlıyor. Ondan önce adeta fabrika ayarları masum, günahsız bir şekilde. Ondan dolayıdır ki ergenlik çağına ermeden ölen bir çocuk direktmen cennetli, kafirin çocuğu da olsa. Ama ergenlik çağından sonra otomatikmen mükellefiyet başlıyor. Çocuk saftır, berraktır, hakikaten bozulmamıştır. Dediğim gibi bir bilgisayarın veya bir Android sistemli bir cep telefonunun fabrikadaki çıkış ayarı gibi bozulmamış. Kaliteli bir surette. Böylece çocuk saf, temiz, berrak, bulanık olmayan, Efendimizin buyurduğu gibi külli mevludun yûledu alâ fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Ancak daha sonra annesi, babası Hristiyan, Yahudi ve Mecusi onu yapar. Ama doğuşta İslam fıtratı üzerine doğmuş olmaktadır. Onun için çocuklar o manada saf ve temiz olaraktan bozulmamış bir vaziyette. Çocuklar ile ilgili tespitler.com'da birçok bu konuda bu başlıklarda yazılar yazdım. Buradan bu manada istifade edilebilir. Yani çocuklar masum olmuş olmakta olup neticede o masumiyetlerinden dolayı elbette ki Cenab-ı Hak onları direktmen günah işlememiş, kirlenmemiş bir sayfa gibi, yazılmamış bir sayfa gibi. Yine tüm külliyattan bu manada çıkartmıştım. Özellikle çocuklar ile ilgili, çocukların durumları ile ilgili ve onlar ölmeden önce Vakıa Suresi 17'nin insan 19'da beraber vildanı muhalledun. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar. Aynı zamanda ergenlik çağına ermeden çocuklar da çocuk olarak sürekli bir şekilde, hatta hadiste gayrimüslim çocuklara, o ergenlik çağına ermeden ölenleri İbrahim peygamberin etrafında toplayıp böylece onlara dadılık tabiri caizse yaptığı da nihayet ifade edilmiş olmaktadır. Bu da genel külliyatta 6000 küsur sayfalık oradan çıkartmış olduğum kısa ve özlü olaraktan çocuklarla alakalı kısım. Burada emir dalaikasında onlarla alakalı burada vurucu bazı ifadeler var. Özellikle bir noktayı dikkatinize arz edeceğim. Çok önemli bir nokta. Aziz Sıddık kardeşlerim, İşarat-ı Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviye'de 64'te Risale-i Nur telifçe tamam olur. Demek o tarihten sonra yalnız izahat ve haşiyeler ve tetinmeler olacak. Bir münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi birincisi. Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Vurucu olan ifade hakikaten şurada. Yani ne kadar zor olur, şundan daha büyük zor olur mu? Adeta. Gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor. Yani gayrimüslim birisi altyapısı yok şu manada. Yani farklı bir ortam içerisinde gelişmiş, büyümüş, öğrenmiş vesaire. Kiliseye gitmiş. Okuldaki eğitim kilise eğitimi, aile hakeza, çevre hakeza. Tamamen böyle bir ortam. Aynen onun gibi bir Müslüman çocuğu da eğer ailesinden sağlam bir dini terbiyeyi almazsa, imani bir dersi almazsa o çocuğun durumu da gayrimüslim birisinin Müslüman olması kadar zorlaşır. Hani onun için diyoruz ya ağaç yaş iken eğilir. Hakikaten öyle. Onun için zaten Efendimiz de buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı emredin. Onlar 10 yaşına geldiğinde yumuşak sert bir şekilde yani biraz daha akıllarına hitap ederek hadi yavrum hadi. Hak ve hakikatini, güzelliğini, ibretliği ispat ederekten, aklı ikna ederekten o şekilde kılmalarını sağlayın diye Efendimiz buyuruyor. Demek ki bu manada çocuklar fıtratları itibariyle özellikle ve özellikle aslında şunu devamlı ifade ediyorum bir anne baba. Bir şeyi çocuğuna 100 kere söyleyeceğine bir kere yapsın daha önemlidir. Çocuk gözünü açtığında anne babasını namaz kılar bir vaziyette gördüğünde inanınız bu çocuğa 100 kere demekten daha etkilidir. Evet anne baba olarak desin, önemini bildirsin, yanına alsın, baba camiye giderken yanında götürsün vesaire. Ama o çocuklar fotokopi makinesi gibidirler.
fotoğrafını anında dijital bir sistemde rahatlıkla çekip beyninde adeta bir arşiv oluşturur. Yani ondan sonra 100 senede geçse, yani o zihinde, zihnin altına yerleşmiş olan o hakikatler uygun bir zemin bulunca kendisini zaten ortaya çıkartır. Onun için küçük yaşta o çocuklara dini terbiye, hatta onu da ifade edelim, çocuklarını aileler okula göndermeden evvel böyle bir altyapı olarak göndermeliler. Bugün okuldaki eğitimde en büyük yetersizlik, eksiklik oradan kaynaklanıyor. Okula gelen çocuklar ailede gerek ahlaki, adabı, muaşeret, imani ve İslami ahlaki terbiyeyi yeterli derecede almamış. İyi niyetten dolayı gerek mi duymadı, nasıl olsa Müslüman ağacı, canım anam babam Müslüman, dedem zaten Şeyhul İslam'dı. Bunlar yetmiyor, anlatılması, söylenilmesi, bizzat beraber yaşanılması gerekir. O havanın, o atmosferin o aile içerisinde yansıması gerekir. Demek ki bu manada bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imanı, bir iman dersi almazsa, yani basit bir şekilde kulaktan dolma ve doyma bir şekilde taklidi bir iman olursa, sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Zor olur. Dediğimiz gibi adeta ne gibi? Adeta gayrimüslim birisinin, Müslüman olmayan birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini, anne babasını dindar görmezse, değil, sefih bir vaziyette, dinle alakası zaten anne babada yok ise ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. Yani ailede de böyle bir durum varsa, dinden uzak bir vaziyet varsa, o çocuğu kontrol etmek, o anne babanın hatta her ne kadar istasa arzu etse de o çocuktan hürmet, saygı görebilir mi? Ne kadar görebilir? Yaşlanınca şefkat, merhamet görebilir mi? Ne kadar görebilir? Niye? Çünkü o çocuk onları alabilecek bir ortamda olmamış. O aileden onu almamış. Hatta anlatılır. Bir memlekette bir uygulama varmış. Yaşlı olanlar yaşlanınca dağa götürülür, bırakırlarmış. Bırakırlarmış. Artık orada kurt mu yiyor, kim yiyorsa yesin. Yine bir evlat babasını o şekilde hazırlıyor ve dağa götürüp bırakacak. Oğlu diyor ki, baba diyor, ben de diyor inşallah ileride büyürsem diyor, ben de sana aynısını yapacağım diyor. Ben de sana aynısını yapacağım. Niye? Çocuk babasını o vaziyette, onu normal bir şey görüyor. Baba diyor, ben de senin gibi büyürsem diyor, ben de seni diyor, senin dedeme yaptığın gibi ben de seni götüreceğim diyor. Tabii çocuk kafa dank ediyor. Çocuk kafa dank ediyor. Adet olduğu içindir ki bu çocuk oğlunun bu tabiri caizse kendisine ders vermesinden dolayı diğer başkalarına haberi olmadan gizlice babasını evde saklıyor. Kısacası özetle ifade edin, daha sonra o beldede çok kötü bir durum oluyor. Ve o durumu babasına danışarak o büyük belayı, sıkıntıyı, hastalığı, kanser gibi durumları böylece halkı duyuraraktan halkı ölümcül durumdan kurtarmış oluyor. Onlar da farkına varıyorlar. Ne oldu bu? Sen bunu söyleyemezsin. Mutlaka eski yaşlılardan birisi. Ve ortaya çıkıyor. Babasını öldürmediğini, sakladığını. Ve bu durum o beldede herkese yayılıyor. Ve ondan sonra bu yanlış ortadan kalkmış oluyor. Ne oldu? Bazen bir küçük çocuk bile başkalarına bu manada çok büyük dersler verebilir. İşte onun için bu manayı küçük yaştan alması lazım. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine, anne ve babasına hürmet yerinde istiskal edip, onları ağır görüp, hoşnut olmayıp, onlara şefaatçi değil, istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ölse de malına konsak gibi. Yani o hale kadar gelir. Ahirette de onlara şefaatçi değil kurtulmaları için. Belki davacı olur. Yani sadaka-i cariye yerine de geçmez. Çünkü üç kişinin amel defteri kapanmıyordu. Birisi de salih ve saliha bir evlat yetiştiren anne babanın durumu. Böylece o sadaka-i cariye olmadığı gibi anne babaya, o çocuk onlara davacı olur. Şefaatçi de olmaz. Neden imanımı terbiye-i İslamiyle kurtarmadınız? Niye? Yani hadi siz almadınız, bana niye vermediniz? O konuda benim niye önümü açmadınız, teşvik etmediniz? Bazen aileler, mesela okumamış olan insanlar, ki diyor ki ben okumadım, benim çocuğum okusun. Güzel, çok güzel. Yani eksikliğini hissediyor. Dini terbiyeyi almamış olan bir anne baba da bunu demesi gerekmez mi? Benim ailem bana vermedi ama ben bunun eksikliğini kendimde hissediyorum.
bari benim çocuğum dini terbiyeyi alsın diye en azından öncülük yapması lazım. Önünü açması lazım, teşvik etmesi lazım. İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine, anne ve babasına hürmet ve hizmet ve hasenatı iyilikleriyle, onların defter amaline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar. Çünkü imani dersi veriyor Risale-i Nur. Anne babaya saygı, sevgi vermiş oluyor. Onlara karşı nasıl davranılacağını Kur'an'ın ifadesiyle وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنَهْرُهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara öf bile denilmemesi gerektiğini öğretmiş oluyor Kur'an ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu mana, bu terbiye çocuklara verilirse o zaman onda o çocuk hem şefaatçi olur hem anne baba için bir sadaka-i cariye olmuş olur. Risale-i Nur'un ikinci kısım talebeleri fıtraten yaratılışları itibarıyla Risale-i Nur'a muhtaç, bir derecede dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa Risale-i Nur ona hakiki bir gıdayı manevidir. Çünkü Risale-i Nur'un dört esasından birisi şefkattir ki İsmi Rahim'in mazhariyetinden gelmiş. Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Rahim isimlerine mazhar. Onun için şefkat de, annelerdeki şefkat de Risale-i Nur'da daha fazla tezahür ediyor. Kadınların da en esaslı hassaları, özellikleri, hususiyetleri ve fıtri yaratılıştan gelen vazifelerinin mayası şefkattir. Hiçbir ücret beklemeden çocuğuna hizmet ediyor, himmet ediyor. Üçüncü kısım fıtri olmasa da vaziyeti itibariyle Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çünkü Risale-i Nur hayatı bakiyeyi güneş gibi gösterdiğinden ve dünyevi hayatın fanilik cihetinden mahiyetini tam gösterdiğinden, dünyevi hayatlarına ya hastalık veya ihtiyarlıkla darbe gelen ve gaflet veya dalalet cihetiyle ölümü idam tevehüm eden hastalar ve ihtiyarlar Risale-i Nur'a o derece muhtaçtırlar ve öyle bir teselli, bir nur alırlar ki onların hastalık ve ihtiyarlığını sıhhat ve gençliğe tercih ettiriyor. Onun için o çocuk ileride çocukken genç olacak. Gençlikte de akıldan ziyade his hakim olduğu içindir ki o çocuk hissine göre hareket edecek. Ama terbiye-i İslamiye ile o çocuk terbiye edilmiş olsa o zaman hem anne babasına hem vatanına, milletine, toplumuna o manada faydalı bir genç olmuş olacak. Onun için çocuklara küçük yaştan itibaren imani derslerin, ahlaki derslerin, terbiyelerin verilmesi lazım. Çünkü artık yaşlandıkça öğren hayatın farklı sıkıntıları başa biniyor. Sıkıntılar bir derece artmış oluyor. Onun için küçük yaşta o çocuğa o manevi dersin elbette ki verilmesi gerekir. Üstad onlar için, çocuklar için bu 17. mektupta çocuk taziyenamesi ile ilgili olaraktan burada da onların cennette ebedi olacaklarını, buluğa ermeden evvel cennette ebedi kalacaklarını burada genişçe çocuklarla ifade ediyor. Burada genişçe çocuklarla alakalı kısım ve Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olduğu için Cenab-ı Hak tekrar emanetini almış oldu. Anne baba da çocuk nereye gittiyse kendisi de oraya gidecek. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir hükmüdür. Yani Aziz Mahmud Hudayi'nin de dediği gibi veren sensin, alan sen, dahinemiz var. Nitekim Efendimiz zamanında çocuğun birisi Umeyr. Efendimiz her onun bir kuşu varmış, alır sever okşarmış, çok hoşuna gidermiş. Efendimiz o bir gün kuşu ölüyor. Sahabilerle onun taziyesine gidiyor kuşu öldüğü için ve onu her gördüğünde soruyor. Ya Umeyr, eyne Nugayr? O kuş yavrucak ne oldu diye ona devamlı bu şekilde gönlünü hoşnut edecek tavırlarda bulunuyor. Çünkü konu çocuklar hakikaten bu manada bunu da kolay kolay bir şekilde de gerçekten unutamazlar. Onun için çocuklara küçük yaştan itibaren tekrar diyorum ağaç yaş iken eğilir hakikatınca onlar küçük yaştan itibaren Allah'ı bir hatırlatmalı, bildirmeli, anlatmalı. Ahireti yani maneviyatla onları adeta doyumlu hale getirmeye çalışmalıdır. Evet Allah var, gam yok. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.